Adana'da 4 kişilik aile trafik kazasında öldü. Görüntüleri izleyen herkes çok üzüldü. Buna dayanarak Almanya ve Türkiye'deki araç sayılarını araştırdım, merak ettim ve yıllık trafik kazasında ölü sayısını araştırdım. Muhtemelen hepimiz bunların sonuçlarını tahmin edebiliyoruz. Çok üzücü sonuçlar, çok üzücü rakamlar. Ama önce size hem Adana'daki kazanın görüntüsünü göstermek istiyorum. Çünkü o kadar kuralları çiğniyoruz ki kaza olmaması bir mucize. Öteki yandan hiç kaza olmayacak durumdaki Almanların ne kadar dikkatli, kurallara uyduğunu göstermek istiyorum. Belki bazı şeyleri örnek alabiliriz. Onlar bizden öğreneceği çok şey var. Bizim onlardan öğreneceğimiz çok şey var. Bu alanda, bu konuda biz onlardan öğrenmeliyiz. Şimdi önce görüntüleri izleyelim. Bir köprünün üzerinde hatalı sollama yapmak çok daha tehlikeli olduğunu işte bu görüntülerde görüyoruz. Başka araçlar da yarışa gider gibi maalesef maalesef ve gördüğünüz gibi beyaz araç ölüme giden ailenin kazası. Gördüğünüz gibi sadece ölen ailenin aracı değil, başka araçlarda köprünün üzerinde yasak sollama yapıyorlar. O kadar mı acelemiz var? Şimdi de trafikte bisikletin üzerinde olmasına rağmen trafik kurallarına uyan ve bekleyen bir Alman. Oysa ki istese görüyorsunuz yol açık, bir sürü yer var kendisi için. Herhangi bir kaza durumu yok en azından bu pozisyonda. Çünkü ilerisini düşünüyor şimdi bu pozisyonda ama ileride belki kaza olabilir. En iyisi ben kurallara uyayım değil mi? İzleyelim. Ben erklären, warum der hier mit Fahrrad im Stau steht, Leute. Es wird locker 40 Minuten im Stau stehen. Warum wird der nicht einfach? Ich verstehe das nicht. Der will mir jetzt nicht erklären, weil er auf dem Bürgersteig nicht fahren darf. Das gibt's doch nicht. Das gibt's nur bei Deutschen. Sıra istatistiklerde Almanya'da 2024 yılında kayıtlı araç. Kayıtlı olan araç sayısı 69 milyon 100 bin. Bunların bir kısmı tabii ki motosiklet, kamyonet ya da karavan. Net araba, otomobil sayısı 2024 yılında 49 milyon. Türkiye'deki 2023 yılının sonunda kayıtlı olan toplam yaklaşık 30 milyon araç bulunuyor. Tabii ki bunların içerisinde yine kamyonet, motosiklet vesaire bulunuyor. Net araba, otomobil sayısı bunun %50'si yani yaklaşık 15 milyon. Bu şu demektir. Hem toplam araç sayısı Almanya'da çok daha fazla, hem otomobil olarak toplam araç sayısı 3 katı fazla Türkiye'ye göre. Buna rağmen Türkiye'de 2023 yılında kazalarda 6.549 kişi öldü. Yine 2023 yılında Almanya'da ölenlerin sayısı trafikte sadece 2.839. Türkiye'de ölü sayısı 2 katı fazla, araç sayısı ama ancak yarısı. Biz çok dikkatsiziz. Biz kuralları sevmiyoruz. Biz kuralları çiğnemeyi seviyoruz. Biz bir şey olmaz demeyi seviyoruz. Biz hızlı olmayı seviyoruz. Neye yetişeceksek. Bu arada tabii ki nüfusları da karşılaştırdım. Türkiye'de 2023 yılında 87 milyon insan yaşıyordu. Almanya'da 2023 yılında 82 milyon yaşıyordu. Ama daha derinlere de girebiliriz. Mesela Almanya'da belirli otobanlarda hız sınırı yok. İstediğiniz kadar hız yapabilirsiniz. Dolayısıyla aslında daha fazla kaza olma ihtimali var. Türkiye'de hız sınırı var. Hız sınırı olmayan otobanlar yok. Yani aslında daha az kaza olması lazım. Üzücü ya. Ben bunlara üzülüyorum. Gerçekten üzülüyorum. Gereksiz ölümler bunlar.